Bu video kesit ve cephe aralığı özelliğini sunmaktadır. Bu yeni özellik işaretleyicilerin mesafelerini doğrudan kesit ve cephe penceresinden tanımlama özelliği sağlar. Kat planına yerleştirilmiş bir kesit açalım. Kesit aralığı dışındaki alan gri bir boyama ile gösterilir. İşaretleyicinin bitim noktaları ile çevrili doğrusal çerçeve gelişmiş bir görsel temsile sahiptir. Eğer yatay sınırı tıklarsanız her iki tarafta da serbestçe konumlandırabilirsiniz. Taşıdığınızda orijinal noktaya olan mesafe ekrana getirilir. Bu değişiklik kat planlarına yerleştirilen işaretleyiciye de uygulanır. Kesit penceresinin üst bölümünde çeşitli referans işaretleri görebilirsiniz. Bunlar sınır ve kırılma çizgilerinin konumlarını gösterirler. Herhangi bir işaret veya kenarın üzerine gidin. Tam yükseklikte kalın bir çizgi ekrana getirilir. Ve bir araç ipucu karşılık gelen çizgilerin ismini gösterir. Siyah bir çizgi parçası kenarlardaki ve kesit çizgisi kırılımındaki yatay sınırları belirtir. Koyu gri çizgi parçası işaretlenen mesafe kırımını ve orta gri çizgi parçası derinlik kırımını temsil eder. Onları sürükleyerek sonuçları kat planı ve kesit penceresinde gözlemleyelim. Bu kırılımı kaldırmak için kırımı yatay aralığın dışına sürükleyin. Bu kırılımı kesitten de kaldıracaktır. Kesit penceresini sağ tıklayalım. Ve içerik menüsünden kesit ayarlarını açın. Sınırlı düşey aralık seçeneğini seçin. Görebileceğiniz gibi alt ve üst sınırları grafiksel olarak değiştirebilmemiz için düşey sınırlarda ekranda görünürler. Lütfen iç cephe penceresinde sadece düşey aralığın değiştirilebildiğini unutmayın. Mesafe geri bildirimini içerik menüsünden veya tasarım, kesit, yükseklik aralığı menü komutunu kullanarak açıp kapatabilirsiniz. Her defasında kat planına dönmenize gerek bırakmadığından mesafe değiştir veya çizgileri grafiksel sınırlandır seçenekleri kesit ve cephelerde çalışırken size yardımcı olur.